Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli körümeler. İstiklal gündelik haberlerini görüşünlerini kızgın karşılamız. Ben Abdullah Yalqın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünya gün tertifindeki en muhim haberlerini huzuruna usulümüz. Qınım sizi kıtanlar ekranımızda bolsun. Xitay rejimi Xitay seyahatçilerini tekşürüşünü yolu koygan devletlerge tehdit saldı. Xitay rejimi başka devletlerinin Xitay seyahatçilerini salametlik tekşürüşke mecburluğalıqını ayıplab, taqabül duruş tedbiri kullandığalıqı haqqıda tehdit saldı. Fransiya Xalqara Radyosu'nun haberde bildirilişçe, Xitay rejimi 3. yanvar 13 devletinin Xitay'dan gelgen seyahatçilerini tekşürgenlikini ayıplayan. Hem de bunun qarada tedbiri kullandığalıqı doğrusu da agahlandırgan. Şunun bilen bir vaqtta Xitay taratqoleri Merkezi Televiziya Stansısımı bu haqtı obzor elan kılıp, yakında Xitay'a qaratılgan köçmelerini kontrol kılış tedbirlerinin kollektif siyasi oyun hikayelikini bildirgen. Xabarda qayd qilinishicha, Xitay Tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi Mao'ning Xitay fuqarolariga qaratilgan salomatlik tekshirishini yo'l qo'yish haqida ba'zi davlatlar faqat Xitay sayohatchilarga kirish cheklamasi qo'ydi. Buning ilmiy asosi yo'q, bu ishlarni qabul qilgili bo'lmaydi deb bildirilgan. Xitay Markaziy televiziya stansiyasi 3-yanvar bu masalaga xalqaroliq obzor orqali baho e'lon qilib, Amerika vakillikidagi bu davlatlar Xitoydan ichib etishini talab qilgan edi. Xitay resmi ichibatgan bir paytda yana bir qatim avarchilik paydo qilishga boshildi degan. Xitay obzorda yana yaqinda Xitoyga qaratilgan chegaradan kirishni kontrol qilish tadbirlari kollektiv siyosiy o'yin. Shunday qilib buning maqsadi Xitoyni kontrol qilish va yetim qoldirish uchun virus yuqum apitini Xitoyga ortishga urinigan o'yindir deb tasvirlagan. Növette Amerika, Kanada, Japonya, İspanya qatarliq 13 davlat Xitoylarga qarata virus tekshirish natijasi talab qilgandan boshqa Tayvanma 3 yanvar uxturish tarqitib, 6 yanvardan boshlab Hong Kong va Oman orqali Tayvanga keladigan Xitoy fuqarolari chuqum yo'lga chiqqan joydan uchishdan burun olgan salomatlik tekshirish isboti bo'lishi kerakligini e'lon qilgan edi. Filippin prezidenti Xitoy ziyoratini boshladi. Filippin prezidenti Bongbong Marcos Xitoy ziyoratini boshlagan bo'lib, ziyorat davomida Janubiy dengiz masalasining muzokara qilinishi kutilmoqda. BBC'nin haberde bildirilişçe Filippin prezidenti Marcos 3. yanvar Xitay'a yitip berip 3 günlük ziyaretini başlayan bulup, o yolga çıkıştın burun özünün saylamda kılgan vadesini kayıt takitlep, iki devlet münasibetini teximi yukarı seviyeki yetküzüş üçün tırışı vatkallıqını etkan ve özünün Cenubi Deniz meselesini Xitay bilen müzakere kıladıqallıqıdın bişaret bergen. Filippinlik bir əməldarının eğitişçe Marcos ziyaret ceryanda iki devlet otursa da bivasta alaqı yolu qurup, Janubiy dengiz meselesindeki hata qarash ve uqışmaslıqtın saqlanış üçün kelişim imzalanışıdan ümit bar ekan. Ma'lum bo'lishicha bu ziyaret Bongbong Marcosning o'tgan yili 6 ayda vazifaga o'ltirgandan buyon tunji qatim Xitoyga qilgan ziyoreti. Shundaqli bu ziyaret Sharqiy Janubiy Osiyo Allari Ittifoqiga a'zo bo'lmagan Xitoyni ziyaret qilishi ekan. Yevroasiya guruhi Xi Jinpingning 2023 yili yer sharidagi eng chong siyosiy xatar ekanligini bildirdi. Amerikadagi siyosiy xatardan maslahat berish shirkati Yevroasiya guruhining qarishicha Xitoy raisi Xi Jinping huquqni eng zo'r darajada markazlashtirgan bo'lib, u bu yil dunyodagi 2-chi chong siyosiy xatarni tashkil qiladi ekan. Amerika ovozining xabarida bildirilishicha Yevroasiya guruhi 3 yanvar e'lon qilgan 2023 yıllık dünyadaki 10 çoğun siyasi xatardan aldın mülkerlişçe, Xi Jinping'in siyaset gün tertibini yolu koyuş ve ilgiri sürüşte hiç kandak tosalığı yok iken. Onun karşı fikirdeki kişi bolmağaçka Xi Jinping'in her vakit hatalıq sadır kılışı mümkün iken. Euro-Asiya Guruhi'nin reisi İan Primer dokulat ilan kılış yığını da mavzudun devirden buyan hiç kim Xitay'da Xi Jinping'a oxşaş küçünü merkezleştirmegen. Hiç kimden Xitay'da uncu köp hukuku bulup bakmağın. Şunun bilen bir vaqtta Xitay dünya sahnesi de, iqtisat sahası de muhim orundu turganlıqı sebeplik, bu iki taraf birleşip nahaydi çoğun xatırını şekillendirdi o degen. Dokulatı deyilişçe Xitay'nın Rusya bilen bolgan quyuq münasibeti, bulup mu Xitay'nın Rusya'nın Ukrayna'yı tajavuz kılış kılmışıgı tutkan pozisiyesi, Xitay'nın dünyadaki başka asaslıq devletler bilen bolgan münasibetigi devamlıq pasif təsir görüstüdügan bolup, bu noktadan Xitay dünyanın tinişliği ve muqumluğu tehdit deb qaralmaqda. Xitay'nın 3. avyamatkisi deniz sınıqını başladı. Xitay'nın 2022 yılı 6. ayda suğu çüşürgen 3. avyamatkisi Fujian'nın bu yıl deniz sınıqını başlaydıqanlıqı bildirildi.
Yeni Şapak gazetesinin bugünkü haberde bildirilişçe, mazkur aviyamatka növbette Xitayning eng ilgar aviyamatkisi deb qaralayotgan bo'lib, bu yil ichida iqtidor sinoqlari uchun dengizga qo'yib berildi ekan. Anadolu agentligining xabariga asoslanganda TIP-003 tipli 80 ming tonnalik urush paroxotining elektr magnit ayroplani uchish sistemasi EMALIS deb atalgan ilg'ar texnika qo'yib berish taxtisi bor bo'lib, Liaoning va Shandong aviyamatkalaridan keyin Xitoy dengiz armiyasiga qatnashgan 3-chi aviyamatka Fujian lahiya va ishlab chiqarish jihatida Xitoyning tunji aviyamatkisi deb qaralmoqda. Xitoyning sharq-shimolidagi Liaoning o'lkasining ismi bilan atalgan Xitoyning tunji aviyamatkisi 1998-yili Ukrainadan sayohat ishlari uchun ishlatilganligini va'da qilib setib olgan Varyag aviyamatkisining skeletiga yasalgan bo'lib, Xitoy ham Ukrainaga ham Istanbul bo'g'izidan o'tkazib olish uchun Turkiyaga zo'r miqdorda sayohatchi avatish va'dasiga xilaflik qilgan edi va uni rasmiy urush paroxotiga aylantirib 2012-yili xizmatga kirishtirgan edi. Keyin Xitoyning yana bir o'lkasining ismi bilan atalgan Shandong aviyamatkisi Liaoningning ko'paytirilgan nusxasi deyishga bo'lgan bo'lib, Xitoy uni 2017-yili xizmatga kirishtirgan edi. Paroxot soni jihatida dunyodagi eng cho'ng dengiz armiyasi bo'lgan Xitoy 2035-yilgacha kam deganda 6 aviyamatka atirdi qurishni planlamoqda. Shanghai aholisining 70%ining Xitoy virusi bilan yuqumlanganligi bildirilmoqda. Yuqum tadbirlarining bo'shatilishi bilan Shanghaydagi aholilarning taxminan 70%ining Xitoy virusi bilan yuqumlangan bo'lishi mumkinligi kun tartibiga kelmoqda. Anadolu agentligining xabariga asoslanganda Shanghai Ruijin doktorxonasining muavin boshlig'i va shaharlik Xitoy virusi maslahatchilar hay'atining a'zosi Chin Erjin Komunist partiyaning zuvani bo'lgan Xalq gazetasiga bu haqda bayonot berib, yaqinqi bir oy ichida shaharda yuqumlanishning 20-30 hissa ko'p ekanligini bildirgan. U so'zda yana nufusi 25 milliondan oshadigan shaharda taxminan 2 oy taqilib qilishni keltirib chiqargan yuqumda keng ko'lamli sinoqlarning qo'llanilganligi, karantin markazida ayirib etilgan musbat kasalliklarning ko'pinchisida kasallik alomatlari ko'rilmaganligini bildirib, hozir yuqum shunchalik keng tarqaldiki, nufusning 70%iga yetgan bo'lishi mumkin degan. Chin yana Ruijin doktorxonasining jiddiy qutqizish bo'limidagi bemorlarning soni kuniga 1600 ga yetadiganligini bildirgan. Xitoy tadqiqotchilari Ma'arif ministrligi qo'llagan Meditsina chegarasi nomli ilmiy jurnalda e'lon qilgan tadqiqotda Beijing, Shanghai, Guangzhou va Chongqing qatorliq cho'ng shaharlarda yuqum ahvolining eng yuqori chakki yetganligi yangi yildan 1-oyning 22-chi kuni boshlangan bahor bayramigacha ko'pinchisi o'ttira kichik shaharlarga Ondan kichik shaharlarga tarqildiganligini bildirgan. Undan boshqa Shanghayning janubidagi Jiejiang o'lkasidagi kasalliklarning oldini olish va kontrol qilish markazi kundalik yuqumlanuvchi sonining 1 millionga yetganligini va yuqumlanuvchilarning davomli ko'payib, mushu oyining oxirida eng yuqori pallaga chiqishini mo'ljallaganligini bildirgan. Markaz yana 8 yanvardan boshlab chegaralarning ochilishi va 22 yanvar boshlangan bahor bayramida davlat ichi sayohatining eshishi bilan Yeni variantlarning ko'paydiganligi haqida ogohlantirgan bo'lib, navbatda dunyoni kutayotgan bu fojia sababli nurg'un davlatlar Xitoy yo'lovchilarga qarata har xil tadbirlarni yo'lga qo'ymoqda. Xitoydagi cheklamalar Alma shirkatiga zarba bo'ldi. Amerikaning texnika magnati Alma shirkatining pay bahosi 4% dan ko'proq tushib ketgan bo'lib, shirkatning bozor qiymati 2 trillion dollardan tovallab ketdi. Paychekining tövallishidagi sababning Xitoydagi Xitoy virusi cheklamalarining iPhone ta'minotiga bo'lgan andishalarni qo'zg'aganligi ko'rsatildi. Anadolu agentligining bugungi xabarida bildirilishicha, olma iPhone 14 va boshqa eng yangi mahsulotlarni sotib olmoqchi bo'lganlarning saqlaydiganligini e'lon qilgan. Yaponiyaning Nikkei Asia gazetasining tunugun e'lon qilgan dokladidimi, olma shirkatining bir qism ta'minlovchilarga Növbetdeki ihtiyacının acizleşi sebebiden AirPods, Apple Watch ve MacBook qatarlıq bir kısım mahsulatları üçün texima az zapcas işləb çıxırışına etiqallıqı xəbər qılınğan. Xəvbsizlik kengişinin yeni muvaqqat əzaları vəzipi ötəşki başladı. Ekvador, Yaponiya, Malta, Mozambik ve Şivistariya qatarlıq Birleşken Devletler Təşkilatı Xəvbsizlik kengişinin yeni muvaqqat əzaları vəzipi ötəşini başladı. Turkiya Avaz Radiosi xabarida bildirilishicha, Ekvador, Yaponiya, Malta, Mozambik va Shvetsariya qatorliq 5 davlat 15 a'zolik BDT xavfsizlik kengashining yangi muvaqqat a'zolari oldimizdagi 2 yil bo'yicha vazifa o'taydi.
bu 5 devlet vazife ödeş müddeti 31. dekabr toşkan Hindistan, İrlandiya, Keniya, Meksika ve Norvegiya'nın xavfsizlik kengeşideki urnunu alıdı. Mozambik bilen Şivistariya tunji qatım daimi azalıqı saylandı. Bunundan ilgiri Malta 2 qatım, Ekvador 4 qatım, Yaponiya 12 qatım bu vazifini ötügen idi. Albaniya, Braziliya, Gabon, Ghana ve Arab Birleşme Halifelikimi Xavfsizlik Kengeşinin vazife ötüş müddeti devamlaşıvatkan vaqtlıq azaları hesaplandı. Amerika, Xitay, Rusya, Angliya ve Fransiya cemi 15 aza devlet bulgan BDT Xavfsizlik Kengeşinin 5 daimi azası bulup, onlarının ret kılış hukuku var. Kalgan 10 muvakkat aza BDT Umumi Kengeşinin sayılındı. Hürmetli körümeler, şuna kılıp bugünkü haberlerimiz müşerde ahırlaştı. İnşallah ertki programımız görüşkice aman bu gayesler. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.